Zümre Birlikte Çalışma Sistemi, ben özel ekonomi işinde çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum Zümre'yi. Adından anlaşıldığı gibi birlikte çalışma sistemi bu. İşte e-postalar, kişiler, takvim, döküman, bu senkronizasyonları telefonlarınızda, like'larınızla yapıyorsunuz. Birbirinizle şirket içinde paylaşımlar yapıyorsunuz. Bir dökümanı paylaştırıyorsunuz. Likür Seyyesi tarafından 2005'te ismi Zümre olarak değiştirildi. Likür Seyyesi geliştirildi. Garip bir şey süreci var, satış süreci var. 200 senedir bir satılıyor. Fakat bu satışların hepsinden gelişerek çıkıyor. 2007'de ya o daha sonra BMW'yi teleyip en son Sinekor'da şu an devam ediyor. Open source sürümü ve ücretli sürümüyle devam ediyor. Zümre bu bileşenlerden oluşuyor. Hepsinin ayrı bir görevi var. İşte Clubhouse, open source bir antivirüs yazılımı, Acer yazılımı yönetiliyor, Nginx web sürücüsü, OpenAirDot kullanıyor, mail işlerine Postfix mail yapıyor. 135'ten fazla ülkede kullanılıyor, çok yaygın. Zimra'da iki tane sürümü var, birisi open source sürüm, diğerisi network iletişimde bir sürüm. Ben network iletişimde ücretli sürüm olarak bundan sonra söyleyeceğim. 8.5 versiyonundan sonra backend tarafı genel kamu lisansıyla lisanslandı. Bu şu demek, siz kodlarını bunu kullanabilirsiniz ama siz de aynı lisansta bu kodları yayınlamak zorundasınız. Logo kullanımında ise eğer kurumunuzun logosunu kullanacaksanız logonun Zimra'nın logosuna büyük olmamasını dikkat etmeniz gerekiyor. Frontend tarafında da böyle bir durum var. Çalışabildiği işletim sistemleri burada. Dediğim tarafında da kurulabiliyor ama nedense destek bulamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Bizim çoğu çalışan sistemimiz zaten sanallaştırma platformları üzerinde çalışıyor. Yönetmek ve yeneğini almak daha kolay. Sizin sorduğunuz sorunun da cevabı, yani bu direkt Zimra'nın yeneğini almaktansa makine yediği alarak da bu olay kolay çözülüyor. Ücretli ile ücretsiz versiyon arasındaki önemli farklardan bahsedelim. Bugünkü asıl konumuz aslında bu aktif sync özelliği. Biz ücretli versiyonu bu aktif sync özelliği hiçbir konfigürasyon yapmadan kullanıcılara sağlanıyor. Biz open source sürümünde ise Zkuş dediğimiz bir servisle bu aktif sync özelliğini rahatlıkla kazandırabiliyoruz. Ücretli versiyonda iki adımlı doğrulama var. Ücretsiz versiyonda maalesef yok. Bunda da biz herhangi bir çözüm aramadık. Çok önemsememiz için. Yedekleme önemli bir konu. Open source sürümünde yedekleme ile ilgili herhangi bir şey yok. Bunda ZMBackup dediğimiz bir serviste, open source bir serviste yapabiliyoruz. Dosya iki araması ücretli versiyonda var, ücretsiz versiyonda. Ücretli versiyonda olup da benim sistemimde Zimra Talk var. Bunu video konferans yapabiliyorsunuz kullanıcılar arasında. Ekran paylaşımı, sunum gibi şeyleri Zimra üzerinden de yapabiliyorsunuz. Fakat Zimra'da da open source sürümünde de chat var. Yani kullanıcılar kendileriyle chat yapabiliyorlar, konuşabiliyorlar, sohbet ediyorlar. Destek kısmındaki özelliği de biz sağlayabiliyoruz zaten. Bu Zimra'nın webmail görseli biraz çözünürlüğü kötü şeylerin, projeksiyonları. Burada benim yaklaşık 10 yıllık mail box'ım. Klasörlerimiz var, RSS bağlantılarım var, otomatik RSS'den mail çeken. Ayrıca şurada küçük bir takvimimiz var. Burası maillerimizin olduğu yer. Şurası da okuma bölmesi. Bu okuma bölmesini aşağıya alabiliyoruz, yukarı alabiliyoruz. İstediğimiz gibi konfigüre edebiliyoruz. Burada şu şeyden bahsedeyim. Zimra'nın bahsedeyim. Yani Zimra'nın küçük uygulamacıkları var. Koş bunlar zaten. Bir telefon numarası gördüğünde size şöyle arayabilmeniz için bir link çıkartıyor. Buna basıp işte Skype varsa eğer Skype kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bizim müşteri tarafında bir tecrübemiz oldu. Zimra'da şu olay yok. Maili attık, işte geri alalım bir süre sonra gibi bir seçenek yok. İşte Gmail üzerinden. Müşterimiz öyle bir şey istedi. Biz de, ama müşteri bunu araştırıp bize döndü. Yani böyle bir işte Zimra uygulamacı var. Bunu sisteme nasıl entegre edebiliriz şeklinde. Webmail kullanıyorlar ondan sonra. Herhangi bir kullanıcı kullanmıyor. Biz de uygulamacıyı sisteme deploy ettik ve belirlenen saniye
Benim veren sahaya geçmeden maili göndermiyor ve size onu hemen gönderip geri alma seçeneği sunabiliyor. Outlook'ta şey var hocam, Outlook'ta ama yani mesajı göndermek için okumadığınız sürece geri çekebiliyorsunuz. Büyükler hocam, hemen Outlook'ta çünkü bak yok. Sarmam değil de size teslim olsa bile okuma desen geri çekebiliyorsunuz. Hiç kullanmıyorum şimdi. Ya şu PST kayıp, mail kayıp olayları var ya, bu çok üzülüyor. Aynı sunucuda istedim. Yani o bilgi geri çekme dediğiniz şeyi de aynı sunucuda sahip olabilirsiniz. Yani farklı bir sunucuya gittikten sonra öyle bir şey mümkün değil. Ha, yerelde olursa. Bakalım. Evet. Burası sizinle takvim ekranı. Haftalık takvim randevuları ya da günlük ya da ayrı şeklinde görebiliyorsunuz. Sizinle uygulamacaklarında şöyle bir güzel bir şey var. Burada bir tarih verildiyse, mouse'la tarihin üzerine geldiğinde o tarihte bir randevunuz olup olmadığını da size gösterebiliyor. Yani çok uygulaması var, yani şimdi aklıma gelen bir şey. Burası görevler bölmesi. Görevler bölmesinde ben aylık yıllık faaliyet raporlarımı burada hazırlattım. Tüm görevlerimi buradan takip ediyorum. Tercihli ekranında da işte kullanıcı kendi temasını değiştirebilir, fontunu değiştirebilir, zaman dilimini değiştirebilir. Yani imzalarını buradan ayarlayabilir, filtrelerini ayarlayabilir, ofis dışındaki ya bir sürü seçeneği buradan kullanıcı kendi başına yapabilir, herhangi bir destek almadan. Webmail ve sponsor çalışıyor, mobil cihazlarında bu şekilde. Evet, posta client tarafında Zimra Desktop var. Zimra Desktop'ta Zimra Webmail'in hemen hemen bütün, hemen hemen değil, bütün özelliklerine sahip. Aynı ekran zaten gördüğünüz gibi. Zimra'da kendi client olarak Zimra Desktop kullanılıyor. Burası sistem yöneticilerin ekranı. Bu ekrana girdiklerinde servislerin durumlarını görebiliyorlar, posta kuyruklarının durumunu görebiliyorlar. Gördüğünüz gibi Türkçe desteği de var, sonucu istatistiklerini görebiliyorlar. Önemli şeylerden bahsetmek gerekirse hesapları görüyorlar. Hesapların durumunu kilitlediğini, kapadığını, etkili durumunu görebiliyorlar. Son oturma açma zamanlarını görebiliyorlar. Zimra içinde birden fazla etki alanıyla çalışabiliyorsunuz. Sadece tek etki alanı olması gerekmiyor. Bu etki alanlarını takma alt alanı yapıyorsunuz. Zimra RBI listeleriyle de çalışabiliyor. Size mail gönderen birisi blackliste düştüyse o mail kabul edilmiyor. Bu RBI listeleri için değilse. Burada bu kadar kullanmışız ama... Kullanıcı kendi RBI listesi oluşturdu. Yok, bu yönetimi. Evet. Evet. Belki istenmeyen posta yok. Bir hesabı açıp kapattığımız zaman, bazen kurumsal anlamda bu gerekebiliyor. Biz bir hesabı kapattığımız zaman bunu neye istinaden kapattığımıza dair bir açıklama ekranı falan gelebiliriz bir ekran var mı? Yok, sadece hesabı kapatıyoruz. Yani öyle bir açıklama ekranı yok. Şey yazılabilir ama, hesabın kendisinde o açıklama yapıyor. Hesabın her bir kısmında bir açıklama kısmı da yok. Burada geçiş sil bazları var. Aynı protokolle çalışan bütün sunuculardan Zimra'ya geçiş mümkün. Exchange'den ya da ilk PST dosyasını aktarabiliyorsunuz. Kişi ve takvim senkronizasyonu, yani Zkuş olmadan bu işlemler nasıl yapılabilir kısmını anlayacağım. Kartdağ sunucu hizmeti verebiliyor Zimra. Kartdağ kişilerin senkronize edilmesine yarıyor. Bunun için ama Android'lerde bir uygulama kurmak gerekiyor. Bu free bir uygulama. Android marketlerde var. Bu uygulamayı kurduktan sonra ilgili hesabı ekleyip sadece kullanıcı dışına girerek Zimra'daki kişilerinizi resimleriyle birlikte buraya senkronize edebiliyorsunuz. Bu anlık bir senkronizasyon değil, 30 dakikaya kadar bu senkronizasyon düşürülebiliyor. Yani sistem her 30 dakikada bir gidiyor, kişileri sorguluyor, yeni bir kişi var mı, silinen kişi var mı, buna göre bunları yapıyor. Kaldırmamak gerekiyor çünkü o bir konnektör oluşturuyor. Evet, onun üzerinden sağlık. Yani bu sadece Zimra ile konuşabilmesine yarıyor telefonu. iPhone'larda ise kartla hesabı ekle kısmı var. Android'lerde bu kısım yok. Herhangi bir uygulama kurmadan iPhone'larda sadece kullanıcı şifre ve sunucu bilgilerini girerek bu işlemi yapabiliyorsunuz. İleride Z kuşağı anlatacağım için bunların bir anlamı kalmayacak. Kaldı'da beta uygulama 2013'te en son güncellenmiş ama çok güzel çalışıyor.
Bu da aynı kişiler gibi takvimi segmente edilmesi gerekiyor. iPhone cihazları yine kaldığı herhangi bir uygulama yüklenmeden yapılabiliyor. Gerekli bilgiler girdikten sonra. Yani iPhone gerçekten bunları güzel yapmış. CV Policy'den bahsetmek gerekirse bu son dönemde işte spamlar, kriptologlar kullanıcıları çok rahatsız etmeye başladı. Bizi de yormaya başladı. Yani bir e-posta sağlayıcıları bile buna bir önlem alamamaya başladılar. CV Policy normalde zilin içinde geliyor ama disable durumda. Bunu bu komutla etkinleştirebiliyoruz. Şu plus işaretini eksi yaparak servisi tekrar disable etmek mümkün. Gray listlikten bahsedersek size kullanıcı mail attığı zaman, yani dışarıdan birisi Zimra'ya mail gönderdiği zaman Zimra bu maili geri gönderiyor. Diyor ki bana bu maili bir daha gönderiyor. Karşıdaki sunucu. Karşıdaki sunucu bir spam sunucu değilse zaten onu geri gönderiyor. Ama spam sunucular milyonlarca mail bastığı için böyle istekleri dikkate almadılar. Böylelikle güzel bir filtreleme olmuş oluyor. SPP kontrolü yapılabiliyor. E-posta gönderim kotası tanımlanabiliyor kullanıcı için. Yani bir kullanıcı saatte ya da günde en tane mail atabilsin kodu burada kullanılabiliyor. Atıyorum 5000 tane kullanıcınız var, bir kullanıcınızın şifresi ele geçirildi ve sizin sunucunuz üzerinden durmadan bir yerde mail atılıyor. Bunu sınırladığınız kadar atabilir. Daha sonra gelen uyarılar aldı zaten bunun olduğunu görüp o kullanıcıya müdahale edebilirsiniz. Bu yüzden CV Policy önemli bir servis. ZNB Backup servisi ücretli versiyonda backup yoktu. Open source versiyonunda ZNB Backup'la bu backup işini halledebiliyoruz. Lucas Costa Beyler tarafından geliştiriliyor. Hala da geliştiriliyor, geliştirmesi devam ediyor. GitHub'da bulunuyor zaten kodlar. Zimra'ya özel bir ekleme servisi. Kurulumu yönetimi çok kolay. 1.2.0 çıktı. Büyük ihtimalle bu sürüm tam sürüme dönecek. Yani yakın zamanda bekliyoruz. Tam yedek, fark yedeği, takmat yedeği ve LDAP yedeği alabiliyor. Yedekten geri dönme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tekniği bahsedebiliyor musunuz? Efendim? Tabii. Şimdi göstereceğim. Burada bir kurulum videosu var. Biraz işini kapatmak gerekiyor. Gerekli paketlerin kurulumu sağlıklı. İlk deposundan klonlanıyor. Sadece bir install SSH dosyasını çalıştırmanız yeterli. Zimra'nın nerede kurulu olduğunu soruyor, backup'ların nereye yükleneceğini soruyor. İşte günde backup'ların ne kadar sürede saklanacağını ve bir günde backup işinin kaç kere çalışabileceğini soruyor. Default olarak hepsini geçirirsiniz ama backup lokasyonunu belirtmenizde fayda var. Şu anda kendi üstüne backup olacak şekilde yapılan bir backup. Kurulduktan sonra Chrome değişimi kendisi için bir ZNB Backup Chrome dosyası atıyor. Hazır bir Chrome geliyor içine. ZNB Backup eksi V kontuyla o anki kurulu olan ZNB Backup versiyonu gönderiliyor. Chrome dosyasının içi. Bu Chrome dosyasına göre pazar günleri gece 1.30'da tam sistem yedeği alacak. İşte farklı yedeklerini alacağı saat, ayrı saatler var. 30 günde bir de bütün yedekleri silecek. Yani bütün yedekleri derken bir tek ismiş. Hiçbir şey değil. Ben öylesine bir yedek çalıştırdım. Bu uyarı verdiği hesaplar blacklist olan hesaplar. Yani backup'tan muaf hesaplar. Kurulumu ve kullanımı çok basit. Eğer Zimra kullanıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. ZNB Backup eksi de ile alınan backup'lar gözükebiliyor. Burada 160K'lı backup'lar var. Çünkü kullanıcılar pop kullanıyorlar maillerini. Mailleri tutmuyor. Burada aldığımız dosyanın içeriği tar.gz olarak bütün kullanıcılar burada gözüküyorlar.
muaf tutulan hesaplar bir de gidip spot dosyasında, LTC-ZM backup'ın altında. Atıyorum 60 GB mailbox'ı olan kapalı durumdaki bir mailin durmadan yedeğini almak yerine buraya yazıp bu maili yedekten muaf tutulabilir. Örnek kodlara gelirsek işte XIF versiyon bilgisi, ZM backup XIF tam yedek alır. Sadece posta kutularını yedek alabilirsiniz, XIF komutuyla. Bu komut da aslında tehlikeli bir komut. O tarihteki bütün tam yedeği geri döndürüyor. Bu komutla ise bu yedeği, şu saatte tarihlenen bu yedeği bu kullanıcının üzerinde basmaya yapıyor. Yani bir kullanıcının yedeğini başka bir kullanıcı üzerine de yapıştırabiliyorsunuz. XIF komutuyla alınan tam yedek silinebiliyor. HP, yani o hafızlıktan geliyor, tüm yedekleri silmeye yapıyor. Şimdi ZBrush'a geçelim. ZBrush herhangi bir sunucuya Zimra'ya, herhangi bir Zimra'nın aktif özelliklerini sunmasına yapıyor. Zaraf firması tarafından geliştirildi. İlk sürümü 2007'de yayınlandı, 2 Ekim'de. O dönem Microsoft Exchange ve hatırlıyorsunuz dilekleri bayağı yavaştaydı. Benim ilk kuşla tanıştığım zamanlarım, dilekleri zamanlarım. Bunları kullanabilmek için üreticinin kendi yazılımlarına ihtiyaç duyuyorum. Size bu iş uygulamaları alternatif olarak kullanıyorum. Size bu iş Zimra'ya bu özelliği kazandırıyor. E-posta takvim, kişiler, veriler ve notları mobil cihazlarıyla anlık senkronize edebiliyorsunuz. Zimra ile aynı sunucuyu kullanabilir ama ikisi de HTTPS çalıştığı için ayrı bir sunucu kurmak gerekiyor bence. Öyle tavsiye ediyorum zaten. Hem de güncelleme işlemlerinde daha esnek davranabiliyoruz, daha rahat olabiliyoruz. Kullanılan işletim sistemleri bunlar. Memcached desteği var. Bu da sunucuyu oldukça rahatlatıyor. 200 kullanıcı üstünde şiddetli bunun Memcached'in aktif edilmesi öneriliyor. Bunun Zimra'nın ücretli versiyonu karşılığı Zimra Mobile. Herhangi bir konfigürasyon yapmanıza gerek yok. Zimra'nın ücretli versiyonunu aldıysanız kullanıcılar direkt aktif Zimra özelliklerini kullanmaya başlayabiliyorlar. Yönetim panelinde bir grafik ekranda kullanıcıların senkronizasyonları gözükebiliyor. Baktığınızda ZBrush'u ezebilecek bir özelliği yok. Her hesap eklediğiniz ücret ödemesi için. ZBrush'un PHP versiyonunun 5.4 üstünde olması gerekiyor. PHP CLI ve PHP Swap paketlerini tüm sunucular üstünde olması gerekiyor. SUSE ve CentOS'lar için bu paketlere ihtiyacımız var. Memcached için PHP Memcached paketlerini yüklemek gerekiyor. Bir web sunucumuzun olması gerekiyor. Biz kendi kullanıyoruz. Otomatik HTTPS yapabildiği için kendi kullanıyoruz. Bir de tabii ZBrush'un bağlanabileceği bir Zimra'nın olması gerekiyor. Çalışma algoritması da bu şekilde. Alt tarafta client'lar, orada da web server'ı yapıyor. ZBrush'un arka tarafında backend çalışıyor. Your application kısmında ise bizim Zimra'mızın backend dosyası olacak. Evet, Zimra backend parametreleri. Zimra'nın backend dosyasını indirdiğimiz zaman ZBrush'ta Zimra'nın hangi konfigürasyonlarla çalışacağını ayarlayabiliyoruz. Default olarak sadece şurayı, ilk satırdaki bu alanı Zimra adresimizi yazarsak rahatlıkla ZBrush'u kullanmaya başlayabiliriz. Diğerleri daha ayrıntılı ayarlar. İşte atıyorum kullanıcının resmini senkronize edecek miyiz, edemeyecek miyiz, etmeyelim mi gibi ayarları. Bu backend parametreleri içinden yapabiliyoruz. Başka bir kullanıcı, hiç başka bir e-mail ile gelip ZBrush'a login olamasın şeklinde ayarları var. Cache'lerle ilgili işte kaç saat cache tutulacak, bu ayarları parametreler içinden yapabiliyoruz. Doğum gününü senkronize edelim mi eğer girildiyse bu ayarlar var.
Biz normalde kurduğumuz web uçlarının hepsi bir CentOS 7 üzerindeydi. Bu konferansı özel Parkinson 7 üzerinde kurulum yaptık. PHP SOAP, PHP MSTP ve MEM çeşit bir de curl paketlerine ihtiyaç duyuyor dediğim Parkinson. Bu paketleri kurduktan sonra PHP FPM servisinin çalışmadığını görüyoruz. Daha sonradan kedi web sunucusunu WordPress'ten indiriyoruz. Ve kedi install komutuyla kediyi install ediyoruz. Bize sorduğu sorular kedinin domain adımız z3.linux.bizdev şu an hala aktif. Bir de otomatik SSL için bize bir e-mail adresi soruyor. Daha sonra bir kedi file dosyası oluşturuyor. Bu kedi file dosyası önemli. Web sunucumuzu başlatıyoruz. Kedi file dosyamızın içi de bu şekilde olması gerekiyor. Yani SRV altındaki Z kuşu görmesi gerekiyor. İşte log dosyaların lokasyonları. Z kuşu son versiyonu bu adresten indiriyoruz. 2.8 son versiyonu. SRV'nin altına indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Ve PHP FPM kullanıcısına buraya sahip yetkisi veriyoruz tüm dosyalarına. Daha sonradan gerekli olan klasörleri log altında ve lib altında, tarif altında oluşturuyoruz. Buralara da ilgili kullanıcıya yetkileri veriyoruz. Gidip buralara log dosyalarını yazarız. Zimra backend'ini normalde ZBrush indirdiğiniz zaman içinde Zimra backend dosyası yok. 67. versiyonu çıktı olayın başında. Bu versiyonu SRV ZBrush backend'in altına atıyoruz. İndirip aynı yetkileri kullanacaklarını da buraya veriyoruz. Burada yapılması gereken önemli bir ayar ZBrush'un config PHP'sinde time zone'unu ayarlamak. Bu şöyle önemli. ZBrush'un loglarında saatleriniz yanlış gözüküyor. Sistem saatleri düzgün olsa bile illa ki bu time zone'u burada girmeniz gerekiyor. Ayrıca da backend provider olarak backend Zimra'ya girmeniz gerekiyor ki ikisinin bu Zimra backend dosyasından konfigürasyonu alıp sistemi çalıştırabilirsin. Az önce bahsettiğim URL'yi de değiştirmemiz gerekiyor. Bu URL şu işe yarıyor. Siz ZBrush'a bir istekte bulunduğunuz zaman ZBrush sizin gönderdiğiniz kullanıcı adı şifreyle Zimra'ya login oluyor. Eğer her şey yolunda gittiyse ZBrush Linux bir siteye girdiğiniz zaman sizi sadece kullanıcı adı şifreye sorduğu bir ekran karşılayacak. Bu ekranda Zimra'da herhangi bir kullanıcı adı şifresini girerek giriş yapabiliyorsunuz ama giriş yaptığınız zaman karşınıza sadece şöyle bir ekran gelecek. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sistemin düzgün çalıştığı anlamına geliyor. Gidip login olabildiği anlamına geliyor Zimra'ya. Bu da ZBrush'un mesela tab ekranı. Ya burası anlık değişen yaklaşık 130 kullanıcı var burada. 130 kullanıcı bu ekranda yok ama durmadan değişiyor. ZBrush kullanıyor bir şirketimizde. İşte hangi IP adresinden, kim, hangi cihazla işte benim senkronize olmuş bunları gösterebiliyoruz, görebiliyoruz anlık olarak. Bu Zimra Mobile tarafında grafiksel bir arayüzü gösteriliyor. Bu da aktarılabilir grafiksel bir arayüzü. Android bir cihazda örnek bir yapılandırma aynı bir Exchange sürecekler gibi herhangi bir ayrı bir programa gerek kalmadan Exchange sunucuyu seçip gerekli ayarları yapmamız yeterli. Burada önemli olan şey sunucu adresi olarak ZBrush'un adresini kullanmak. Burada da kullanıcı adını uzun yani alan adıyla birlikte yazmak. Hangi klasörlerin etkinleştiricini seçmek. Bu işlemi düzgün yaptığımızda ve her şey düzgün şekilde çalışıyorsa e-postalarımız anlık senkronize olmaya başlıyor. Kişilerimiz de anlık olarak senkronize olmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi Exchange içerisinde hangi hesaptan senkronize olduğunu gösterebiliyor. Ayrıca de rehberinizde çevrim içi arama yaparak o sunucu içerisindeki kullanıcıları da arayabiliyorsunuz. Sadece de bu alan adında olmasına gerek yok. Zimra'nın içinde olan bütün alan adlarından kişileri de arayabiliyorsunuz. Global adresi. Evet, global adresi. Zimra'da dost filter var. Bu dos filter şunu yapıyor. Siz belirlediğiniz miktarda fazla
atıyorum 3 diye sınırlandınız. 3 kere şifre yanlış girdiği zaman sizin IP'nizi blokluyor. O IP'den gelmenize izin vermiyor. Zeypuş'ta bu sorunu yaşamamak için, çünkü Zeypuş'ta yaşarsanız bütün kullanıcılar etkilenecek bundan. Zeypuş'un IP adresini eğer engellerse çalışırsınız. Bütün Zeypuş kullanıcıları senkronizasyon yapamayacak hale gelecek. O yüzden ben örnek bir IP yazdım. Buraya Zeypuş'un dış IP'si, yani Zimbra'ya ulaştığı IP'yi yazmak gerekiyor. Yine bu artı ve eksiyle bu IP'yi güvenli olup olmamakla çıkartabilirsiniz. Son olarak da mailbox servisini yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu işlemin devreye girebilmesi için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorduğunuz, sormak istediğiniz herhangi bir kafanızda kuşlar bir şey varsa. Community versiyon kurduğunuz kurumlar var mı? Tabii. Hepsi aynı bir sorun yaşıyor musunuz? Yani lisanslı versiyonu geçmek için yani şu eksik lisanslı modelinde bu var. Bu eksik neden? Bize gelen eksik olan neden bunlardı. Tek atlama bir de aktif sunucular. Biz de bu özellikleri bu sunumdaki anlattığımız şekilde devreye alabiliyoruz. Herhangi bir Zimbra kullanan varsa aranızda bu dokümanlarla aynı özellikleri siz de kazandırabilirsiniz. Zaten çıkıyor. Ben de onun ikisini duyuyorum da yani kullananlara soruyorum ya tamamen HH olmuyor bizde yok tek şey yok yani tek mail bak dönme özelliği istemiyoruz hani çok kullanmıyoruz onu değil konuyu kullanmak ki yani özellikle kabul edip kullanıyor at böyle çözüm var olmalı yani bu yani bu çözümü biz işte en son bir şirketler kurduğumuz olan şu anda gayet rahatlıkla kullanıyorlar herhangi bir şikayetleri yok. Bu kullanıcı 2000 kullanıcı kullanıyor. Onları Exchange'den göç ettirmiş bu arada. Exchange sürücü. Kaçta? 2000 kullanıcı. Exchange yok. 2003 mü? Kaçtı? 2003. Onda da farklılık var diye biliyorum da. Yani onlar lisanslarını yenilemek istemediler. Bizim bu üzerine devam ettik. Şu anda hala onu kullanıyoruz. Şimdi birden fazla donanım destekleyebiliyor mu? Tabii tabii. Yani, kullanıcıları kendi evrak üzerinde mi tutuyordun? Ha, ondan bahsetmedim o biraz Zimbra analizinden göre değil. Zimbra LDAP sunucusuyla birlikte çalışabiliyor. Neyse bir işin olabiliyor mu? Tabii tabii oluyor. Yani open source oluyorsa zaten o kadar hala. Ya lokaldeki bir LDAP'tan kullanıcıları alabiliyor. Open source da aslında yani bahsettiğim open source oluyor işte. Oluyor. Yani şöyle bazı müşterilerimizde işte bir hastaneler grubunda aktif direktörü merkezi bir yerde. Ama işte başka bir şubesindeki kullanıcılar o aktif direktörü üzerinden bağlanıp atantik olurlar. İşte kullanıcı ve şifreyi gidip oradaki erdaptan zimle çekip kullanıcı gerçekten o mu değil mi diye yetkilenmesini yapıp içeri sokabiliyor. Ya da lokaldeki bir aktif direktörden bunu yapabiliyor. Aktif direktörü kullanıcı oluşturduktan sonra Zimbra tarafında sadece kullanıcının adını soyadını yazın. Mail adresini yazmanız yeterli. Parola belirlemenize gerek yok. Aktif direktörünün parolasını kullanabiliyor. Yani kullanıcı tek şifreyle hem mailine login olabiliyor hem de bilgisayarını açabiliyor. Onu kullanabiliyor mu? Evet, anlatıyor. Tabii tabii. Yani kendi içinde de bir yer. Kendi içerisinde bir yerde bu var. Tabii. Ondan sonra Zimbra'ya git başka bir yerde bu kimlik doğrulama yap diyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Zimbra'nın LDAP'ında yani lokalinde tutuyorsanız başka uygulamalara da Zimbra'nın LDAP'ına kimlik sordurtabilirsiniz. Yani isterseniz bu kadar da yapıyoruz. Ücretsiz versiyonlar var mı? Var tabii. Kullanıcı dediğinizde kendi içindeki dizimi yapıyor. Hayır, başka bir sunucu mu? Cimren lapı konuşabiliyoruz veya böyle bir kübik doğrulama gibi bir şey kullanıyor musunuz? Normal bir adam. Çünkü kullanıcıda bir password dışında atıyorum bir sertifika üzerinden sisteme giriş imkanınız var mı? Güvenlik katmanı aslında. Güvenlik katmanı mı? Yok aslında. Bir akıllı kartla, bir sertifikayla. Mütevkiflik sertifikayı bir şey. Sonuçta orada üçüncü parti bir yazılımla yapılmış. O network edişinde var. Ha, o network var. Yani. İki adını doğrulama da var. Yani şifrelerin imzalanmış. Mail grupları var. Evet. Gruplarda mesela bunlara sonuçları yapılabiliyor. Var. Çözümler yazılabilir. Baksa bir kullanıcıya gönderilen özel kartı bir alanına tutuluyor. Her kullanıcı yani baksına tutuluyor. Tek tutuluyor. Diğer kullanıcılara bildiriliyor. Yani herkese çoğaltmıyor. Tek bir mail. Kaç kişiye gittiyse o kadar kişiye gidiyor. Dağıtım grupları tutuluyor.
Dağıtım grubunun içine dağıtım grubu. Bir kullanıcıya birden fazla alternatif mail adresi tanımlanabiliyor mu? Tabii takma adı olarak tanımlanabiliyor. Alan adında da tanımlanabiliyor ve kullanıcı tarafında da tanımlanabiliyor. Bunu seçebiliyor, sonuç olarak. Tabii, tabii. Hocam takvimde sen kendisinde sorun yaşıyoruz biz. Zimra kullanmıyoruz da. Zimra'ya da bu sorunun devam edeceğini... Zimra'ya geçersiniz, sorun yaşarsınız. Yok, ben Zimra'ya bu sorun devam edecek diye duydum bir yerden de. Var mı böyle sorun yaşayan şeyiniz? Özellikle ikinci takvimi eklemekte ve... Yok değil mi? Thunderbird kullanıyoruz bizim arkadaşlarda da. Onlar da özellikle yani bir plugin'le çözüm oldu ama çok stabil değil. Zimra'ya geçince ne yapacağız bu konuyla bir soruşturduğumuzda Zimra'da evet biraz monitör şey zayıflıyor diye. Bizim düşüreceğim bunların hepsini yok. Ne süreci var? Hayır, yok. Şimdi yeniden biri var. Niye kullanılmıyor? Yani bunları yok çekiyorsunuz mu? Yani yok ediyor zaten. Yok edecek derken yanlış. Tamam, o soru yaşayanlar Zeypuş'tan haberi yoktur. Evet, yani. Ha, evet, Zeypuş, Zimra içerisinde çözüm değil. Çünkü Zeypuş alternatif Zimra'nın kendi çözümü var. Zimra'nın Pro Network Edition'ı ücretli satıyor. Dolayısıyla ücretli sattığı bir şeyi promote etmiyor, yani ön plana çıkar. Ama Z3'te bu işler gayet open source ürünü. Ben şöyle anlıyorum o zaman da, sanki son sonrasında bu destek open source versiyonunda var. Ama client tarafında Zimra'nın sağlamadığı için Z3 ile sonucuna bilgi alabiliriz aslında. Şöyle düzeltmek lazım aslında. Zimra'nın open source edition'ın aslında takvim ve kişi paylaşımı özelliği var ama kart tab ve kalda üzerinden var. Ama mesela Outlook'ta bu yok. Mesela Android'de bu ekstradan uygulamayla yapılabiliyor. Dolayısıyla yani halihazırda böyle çok yaygın istemcilerde böyle hemen bu kart tab ve kalda hizmet veremiyorsunuz. Ama ActiveSync böyle değil. İşte Android'de olsun, iOS'da olsun, klasik işte Outlook çok mesela yani bunlar da hazır var. Dolayısıyla bize Z3 kurduğunuz zaman hemen ActiveSync üstünden mobil tarafını halledebiliyor. Video sorunları o hepsini yani aslında kaldan ve kartta var bir alternatif yaratıyorsunuz. Yani kartta o uygulamalarda bunları yapabiliyorsun ama orada da anlık yapamıyorsun. Yani fazla 30 dakikada bir şey. Ama Z3 dediğinde bu merkezinde başka soru. Hocam tam geldiğinde şey konuştunuz da yanlış anlamadıysam hani lokaldeyse geri alabilirsiniz söylemiştiniz ya mail geri çekmekten mi bahsediyorsunuz? Evet, Zimra için. Değil mi? O sadece web'de yok değil mi? Normal client'in karşılığında da, Zimra client'da da. Bu ayrı bir uygulama için bir arkadaşın yazdığı ismini hatırlamıyorum. Onu Zimra için ödeyebilirim. Excel şey mi bu? Tamam. Open source bir şey bu, ücretsiz. Onu Zimra için tutuyor ediyoruz. Daha sonra bir özellik ortaya çıkmış oldu. Tamam. Böyle bir güzelliği de var. Siz de yazın. Eyvallah. Hocam Zimra panelinden sorumluluk reddi ekleyebiliyor muyuz? Şey yönetim panelinden. Bu imzanın altında bütün kullanıcılara geçerli oluyor mu? Diskleyin mi? Evet, eklenebiliyor. Yönetim panelinden. Yönetim panelinden ekleyebiliyorsunuz. Her zaman bu için bir şey.